Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benden uzun zamandır istenilen kağıt iple kolay bir kılaç çanta yapımı paylaşacağım. Daha önce Shell Stitch modelimi çok beğenmiş ve çok izlenmişti. Ben de yine kolay olması açısından böyle bir model belirledim ve sizlerle yapımını ayrıntılarıyla paylaşmaya çalıştım. Bütün halinde, hatta çantamızın gövdesi, örgüye yeni başlayanların çantanın tabanını oturtmakta oldukça zorlandıklarını biliyorum. Onlar için de kolay bir sistem var. Gövde kısmını örüyoruz. Sonra da kapağını yaparak çantamızı tamamlıyoruz. Videonun sonunda bu çantanın astarlanması, ne kadar ip gittiği ve boyutları konusunda gerekli bilgileri zaten veriyor olacağım. Gördüğünüz gibi yazın vazgeçilmezlerinden elimize hemen alıp çıkabileceğimiz, dilersek askıyla çapraz çanta haline getirilebilecek bu kılıcı çok seveceksiniz. Hadi hemen gövde kısmından çantamıza başlayalım. Evet, kılaç çantamızın gövde kısmından başlayacağız. Şimdi en çok gelen sorulardan biri kağıt ipi yumuşatıp yumuşatmadım, yumuşatmıyorum. Kilo ile aldığım ipimi sarıyorum ve bu sert dokusuyla örüyorum. Çünkü çantamın da çok yumuşak olmasını istemiyorum. Ama sizler daha yumuşak isterseniz ve örümü daha kolay olsun isterseniz rafya ipler de kullanabilirsiniz. Bu kağıt ipim ince dokulu. Normale göre birazcık daha kendisinden yumuşak bir ip. O yüzden 3 numaralı tığla öreceğim bu ipimi. Kiloluk iplerde bazen bir tık daha kalın ve sertleri de olabiliyor. Onları da 3,5 numarayla örebilirsiniz. Şimdi alt zeminde zincir yaparak başlayacağız. Şimdi ben şöyle birinci zincirimi yapalım. Tabii ördüğüm için devamlı elimde daha sanki yumuşatılmış gibi görünüyor ve siz de çok kolay örüyorsunuz diyorlar. Ama inanın kağıt ipi örmek tabii ki diğer iplere göre oldukça zor. Şimdi bu birinci zincirim. Alt zeminde 52 tane zincir yapacağım ama çok sıkmadan. Zaten kağıt ipi böyle çok sıkı sıkıya örmek çok mümkün değil. Ama alt kısımda şu şekilde normale göre birazcık daha gevşek bırakarak 52 tane zincir oluşturuyorum. Kolay bir örnek. Muhakkak Pinterest'te ya da internette de görmüşsünüzdür. Benden de çok isteyen hanımlar oldu. Onları da kırmamak adına paylaşmak istedim. Bu şekilde 52 tane zincirimi yapıyorum, geliyorum. Evet, 52 tane zincirimi yaptım. Şimdi üzerine trabzan yapacağız. Ben bir taraftan da örüyorum ikinci bir çanta. Şimdi burada çantamızın alt tarafı bir dikdörtgen. Şöyle göstereyim size. Bir dikdörtgen. Şimdi alt kısımda başlarken bir püfümüz var. Çünkü çantamızın altını şu şekilde katlayarak kullanacağız ya. Bu kenarın düzgün olmasını istiyorum. İşte bunun olabilmesi için ufacık bir püf noktamız var. 52 tane zincir yaptık. Başını bir kez doluyorum. Ben bunu çok kullanırım biliyorsunuz. Çok uzun uzun trabzanlar değil de orta boyutta trabzanlar yapmak adına. Şimdi zincirlerimden 1, 2, 3, dördüncüsüne gideceğim ama şu dokunun bozulmaması için az önce gösterdiğim sebeple arka tarafındaki zincirimin arka tarafındaki şu tek ilmeği yakalıyorum. Ve ön taraftaki bu saç örgüsü dokusu aynen kalıyor. Ve bakın ne yapıyorum trabzanımı da orta boyutta çekmek için. Bu şekilde 3 aşamada çıkıyorum. Eliniz çok sık ise 2 kez dolayabilirsiniz. Bir kez doladım. Burası zincirimin ön yüzü. Bunun arka tarafındaki şu dişi yakalayarak üçlü trabzan yapıyorum. Bir kez doluyorum. Zincirimin arka dişini yakalayarak
Özellikle böyle bir gövde seçtim. Çünkü döne döne ördüğüm gövdeleri de yapmakta, kurmakta zorlanan hanımlar var. Bana bunun daha basit bir yolu olup olmadığını sormuşlardı. Bu sefer direkt dikdörtgen bir alt zemin yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyorum. Her bir zincirimin arkasına batarak sıra sonuna kadar geleceğim. O noktada hem ölçümüzü vermiş olacağım, hem de kaç tane trabzan yaptığımızı ve nasıl bir üst sıraya çıktığımızı göreceğiz. Evet, sıra sonuna geldik. Toplam 50 tane ikili trabzan yaptım. Kağıt böyle kıvrışır, düzgün durmaz. Şapka yaparken de size bahsetmiştim bundan. Şöyle elimizle düzelterek formunu koruyacağız. Ördüğümüz bu 50 tane trabzan devam edecek. Aslında gövdede sadece trabzan örerek ilerleyeceğiz. Şimdi 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıkıyorum ve dönüyorum. Başını bir kez alarak burası benim sıfır noktam. Yani zaten bir tane var. Hemen ikinci trabzanın tepesinden şu boşluğundan batarak yine üçlü trabzanlarıma devam edeceğim. Şimdi peki bunu ne kadar yapacağız? Ben büyük olan parçayla devam edeceğim. Önemli olan burada kurulum ve sayıydı. Yaklaşık ölçüleri yine vereceğim ama ele göre minik değişiklikler olabilir. Lütfen bunları göz önünde bulunduralım. Şimdi bakın, hiç özel bir şey yapmıyorum aslında. Normal trabzan yaparak ilerliyorum. Sıramızın sonunu büyük olanda hem ölçüleri vereyim hem de son kısmı da göstererek ilerleyelim. Bakın, büyük olanı aldım. Bu ikinci sırada olsa, 20. sırada olsa hiç fark etmez. Bitirirken de yine şu şekilde 3 trabzanımı yapıyorum. Sonuncuyu kenarda 3 zincir yapıp dönüyoruz ya, onun üstüne, yani 3. zincirin içine batarak tamamlıyorum ve devam edeceğim noktada yine 3 zincir yapıp dönüyorum ve ikinci trabzanımın tepesinden örmeye başlıyorum. Bu şekilde sıralarımı arttırdım. Ben ölçü vereyim, daha objektif olacaktır. Dediğim gibi hepimizin ipinin kalınlığı, tığ numarası farklı olabilir. Şimdi bu kılıcımın eni, Işık çok parladı ama aslında çok güzel bir saman rengi. Şöyle göstereyim. Yani 31 santim kadar enimiz. Aşağıdan örerek geldiğimizdeki boyumuz ise bakın 39-40 santim denilebilir. Milim milim tabi olmaz. Yaklaşık ölçülerim bu. Sıra sayısını da vereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Şu şekilde ikiye katlayarak kullanacağım. Şöyle. Ve kapak kısmını çalışacağız şimdi. Şimdi size astarlamayla da ilgili birkaç püf noktası vererek orta kısmına devam edelim. Yani kapak kısmına. Şimdi bunun için önce şuradaki ipliğimizin işi bitti. Ben size göstermek için ilerlemiştim. Burada bir zincir yapıp bunu daha sonra dikişte kullanacağım için bir miktar pay bırakarak, şuradan bir miktar pay bırakarak önce bir koparıyorum ve çekiyorum. Bu iple işimiz bitti. Şimdi astarlama ile ilgili çok soru gelmekte bana. Hiç astarlamadan kullanılabilir ama ben daha sabit dursun, düzgün dursun diye düşünüyorum derseniz, en sona bırakacağız astarlama ve birleştirme işimizi, şu birleştirme işimizi. O noktada iki tane teknik göstereceğim size. Hiç makineye falan da ihtiyacınız yok. Özellikle bir tanesinde çok basit bir şekilde bunu yapabiliriz. Ama önce şu kapak kısmının kurulumunu bir yapalım. Ondan sonra dediğim gibi en son astarlama konusunda bilgi vererek videomuzu zaten sonlandıracağız. Kapak kısmına başlarken şu noktada bitirmiştik. Yani şöyle ön yüzdeyiz. 50 tane trabzanımız vardı. Bu 50 trabzandan tam ortamızın olduğu yer, yani 24 tane sağdan, 24 tane soldan geldim. Ortada
Yani 24, 24, 48, 49, 50'dir ya. Tam bu ortalığın olduğu yerdeyim. Şimdi sağ kısımdan şuradan ipliğimi bağlayacağım. Şuradan. Ve örneği de kurmaya başlayacağız. Şöyle aldık. 1, 2, 3, 4 zincir yaptım. Buradaki işaretleyicimin olduğu yere kilitledim. Şimdi yarım daire şeklinde olduğu için gitgeller şeklinde ilerleyeceğiz. 1, 2 zincir. Eliniz sıkıysa 3 de yapabilirsiniz. Bakalım şuraya kadar nasıl gelecek. Evet, bakın, 2 tanesi burayı, 3.'ü de yapalım. Çünkü alttan 1, 2, 3.'ünün içine batarak ilerledim. Şimdi dönüyorum. Çünkü bu yaptığımız halkanın içinde büyüterek ilerleyeceğiz yarım daireyi dedik. Dilerseniz burada bir zincir de yapabilirsiniz ama çok da gerek yok. Bu halkamızın içine buraya toplam 10 tane üçlü trabzan yapacağız. Lütfen sıkıca yapmayın. Buranın kasılmasını istemeyiz. 2 3 4 Şöyle elimizle düzeltmeyi unutmayalım, yoksa böyle kısılık olur. Örnek kendini göstermez. 5 6 7 8 dolu dolu olacak içi. 9 ve 10. Şöyle elimizde de güzelce açtıralım. 10 tane trabzanı yaptıktan sonra bu kısımdan da 1, 2, 3.'sünün içine yine kaydırmayla bağlıyorum ve gördüğünüz gibi ikinci sıramız da tamamlandı. Şimdi bir sıra boşluk, bir sıra trabzanlar şeklinde ilerlemeye devam edeceğiz. Kameramın açısını biraz daha yukarıya alayım daha rahat gösterebilmek adına. Sonrasında devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Yine 1, 2, 3 zincir yaptım. Alt kısımdan da 1, 2, 3.'sünün içine yine kaydırmayla bağladım. Şimdi bir zincir yapıyorum ve yine dönüyorum. Şimdi burası boşluklarımın olduğu yer. Çünkü genişletme yapmam lazım ki burada bir yarım daire formu korunsun. Birinci trabzanım, bakın, şu trabzanın üzerinden başlıyorum. Aralarda bir zincir olacak. Bir zincir. Önemli olan kasılmaması. Bakın şöyle. Bir zincir. Bir zincir. Şimdi 10 tane trabzanımız vardı. Dolayısıyla bu kısımda da yine 10 tane trabzanım olacak. Sadece aralarında birer tane zincir yaparak genişletmiş olacağım. Elimle de tabii ki düzeltiyorum. Yine son kısma kadar gelelim. Sonda görüşeceğiz. Evet, sıra sonuna doğru gelirken şöyle bakın, 10 tane trabzanımız vardı. Bunun üzerine yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.'yu da aralarında bir zincir olacak şekilde yapıyoruz. Şu şekilde. Ve de yine bunu kenara
birleştireceğiz. Bunun için yine 1, 2, 3. boşluğa gidip şu şekilde kaydırma yapıyorum. Ve elimle genişleterek buranın düzgün olmasını sağlıyorum. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir. Ve ben 1, 2, 3.'sünün içine kaydırma ile bağladım ve döndüm. Şimdi yine trabzanları yapacağımız sıradayız. Başını aldım. Şimdi ilk 10 tane trabzanımız var demiştim. İlk trabzanımın içine batarak, tepesine batarak başlıyoruz. Tabi arttırmaya devam etmeliyiz. Daire motiflerimde de hep aynı mantığı kullanırdım hatırlarsanız. Ve burada lütfen elinizle tartın. Kasma yaptığı noktada sayıları birer tane arttırabilirsiniz. Bu boşluğumun içine 2 tane üçlü trabzan. Şöyle. Bir tane tepeye. Baktınız ki kısılıyor. Bazı aralara 3 bile yapabilirsiniz. Yine buradayım bakın. Boşluğun içine 2 tane. Tepeye 1 tane. Bu şekilde hem arttırmamı yapmış hem de kapağımın devamını sağlamış oluyorum. Tabii ki dediğimiz gibi şöyle elimizle de birazcık genişletiyoruz ki kapak düzgünce genişleyebilsin. Yine aynı mantıkla sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Evet, sıra sonuna doğru gelirken şuradan başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şurada açıklık olmaması için bu arayı da kullanacağım 10. kutu olarak. Şu tepeye batalım. Yoksa orası böyle kötü bir ayrık kalıyor. Ve şuradaki boşluğun içine de 10. boşluğun içine de 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Evet, zorluyor biraz ama elimle de düzelttikten sonra yine bunu 1, 2, 3. trabzanın tepesine bağladım. Şimdi bu noktada ben de şu dönüşümüzdü. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 tane üçlü trabzan oldu. Bundan sonraki sırada yine delikli kısma başlayacağız. Ama bu sefer tabii ki artış fazla olduğu için deliklerin de bir tık daha büyük olması gerekiyor. Ve de tabii ki burada yine bir arttırma yapacağız. Bu sıramızda da yine önce bir tık ileriye gideceğiz. Ondan sonra zincirle hem arttırmayı hem de oradaki rahat dönmeyi sağlayacağız. Ama önce 3 tane zincirimi yapıyorum. Ve 1, 2, 3.'sünü bir kere yakalıyoruz. Evet, şöyle. Şimdi bu sefer dönüşümüz 2 zincir. Çünkü aralarımda 2 zincir olacak. Böyle döndük. Burada birinci trabzanı boş geçiyorum. İkinciden başlıyorum ki arada da bir boşluk oluşsun. Çünkü iki zincir yaparak başladık ya. İki zincir. Bir tane boşluk bırakıyorum ikincisine. İki zincir. Bir boşluk bırakıyorum ikincisine. Görüyorsunuz. Delikler büyüdü. 2 zincir, 1 boşluk bırakıyorum ikincisine şeklinde trabzanlarımın üzerinde yine ilerliyorum ve bunları böyle güzelce çekiştirip düzeltmeyi de unutmuyorum. Farkındaysanız trabzanlar hep aynı yönde, delikler hep aynı yönde olacak. Bu da kapağımın düzgün bir şekilde oturmasını sağlayacak. Şimdi sıra sonuna kadar yine bu delikleri yapalım.
Evet, sıra sonuna doğru gelirken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve burası yine görüyorsunuz açıklık. 2 zincir yapıyorum. Bunu geçtim. Bu dipteki trabzanın üzerine de batarak 15. kutumu elde ettim. Ve yine alttan 1, 2, 3.'sünün içine şu şekilde bağladım. Dediğim gibi hep elinizle tartın. Bir kasılma olmasın. Yine 3 zincir. Alt kısımdan 1, 2, 3. adıma ulaştım. Ve döndüm. Trabzanlı yere başlayacağız. Şimdi zaten burada bir arttırmamız oldu. Dolayısıyla için doldurarak gideceğiz. İlk trabzanımızın tepesine batarak başlıyorum. Üçlü trabzan. Boşluğumun içine yine 2 adet. Tepeye 1 adet. Dediğim gibi baktınız ki kısılma var. Hemen böyle bazı aralara üçer tane yapmaya çalışın. Boşluğun içine 2 adet. Tepeye 1 adet. Yine elimizle şöyle güzelce çekiştirip düzeltiyoruz. Ve bakın oldukça düzgün bir şekilde ilerliyoruz. Yine sıra sonuna kadar gelelim. Zaten çok az kaldı. Bakın kenarlara yaklaştık. Ondan sonra bitirip püsküllüleme işlemini yaptıktan sonra son kalacak dikiş işlemimiz. Sıramın da sonuna geldiğimizde boşluğumuz var. Buradaki boşluğumuzun içine 2 tane üçlü trabzanımı yaparak bu sırayı da tamamlayacağım. Kalacak 2 sıramız. Bu arada 100 gram kadar ip yeterli oldu benim bu çantama. Olacak daha örüyorum ama yani riske girmemek için de böyle 120-150 gram arası alırsanız hiç sıkıntı yaşamazsınız. 2 tane trabzanımı yaptıktan sonra 1, 2, yine 3.'ünün içine bağladım. Ve 1, 2, 3 zincir yaparak 1, 2, 3. adıma kadar bakın şöyle geldim. Şimdi bu noktada yine arttırmamızın olduğu yerdeyiz. 2 zincir döndük. Ve yine birinci trabzanımı atlayarak ikincisinin içinden şöyle devam ediyorum. 2 zincir. Bir boşluk bıraktım ikincisine. 2 zincir. Bir boşluk bıraktım ikincisine. Şeklinde yine kutucuklarımı yaparak ilerliyorum. Bu sıranın da sonuna gelirken burada toplam 22 tane kutucuk olacak. Biz 21.'deyiz. Yani son 2 zincirimi yapıyorum. Yine bir boşluk bırakarak kenara ulaştım. Şöyle. Ve de kağıt ipim ayrıldı o noktada. 22. kutumu yaptıktan sonra 1, 2, üçüncüyü yine yakalıyorum ve son sırama ulaştım. 1, 2, 3. Buradan da 1, 2, 3. Ama bakın tam köşeye ulaşmadım. Burayı püsküllerle kapatacağız. Ve dönüyoruz. Aynı şekilde önce birinci trabzanın üzerine sonra iki tane boşluğa olacak şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi bu sıradan sonra bize bir yün iğnesi gerekecek kenarları dikebilmemiz için. Şuraya bir tane de tepe.
tane boşluğa bir tane tepiye. Böylece kapağımızın örgüsü tamamlanmış oluyor. Kaldı çanta formunu artık vermeye. Şöyle göstereyim. Yine tamamlıyoruz. Sıranın sonunda görüşmek üzere. Evet, bu sıramızın da sonuna gelirken son boşluğumuzun içine 2 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Ve kapağımızı tamamlıyoruz. Buradan da 1, 2, 3.'sünün içine yine kaydırmayla bağladım. Baştaki gibi kenarda bir boşluk kaldı. Şuraya doğru ipimi taşıdım. Bu kopardığımız ip bu taraftaydı. Dikiş içinde bu taraftan yine bir miktar ipimi keserek bırakıyorum. Düzelttiğimizde şimdi çantamızın formu ortaya çıktı. Bu şekilde bakın. Katladığımızda çantamızın formu da görülmekte. Ama şimdi bunu dikmek gerekiyor. Şimdi astarlama kısmına gelecek olursak, eğer dikiş makineniz yoksa, trabzanların ters yönü, dolayısıyla burası çantamızın içi. Çok pratik bir şey göstereceğim size. Zaman zaman ben de uyguluyorum ama dikiş makinem olduğu için diğer ikinci göstereceğim yöntemi daha çok uyguluyorum. Şimdi burası bir dikdörtgen alt zeminimiz. Şimdi benim elimde şöyle hemen bir kumaş parçası vardı, onunla göstereceğim. Bundan şöyle düşünelim. Bir dikdörtgen parçayı, bundan bir tık büyük dikdörtgen parçayı şöyle içine doğru hafif kıvırarak kenarını. Buraları dikeceğim için kenar sıfır noktasından yapamam. Bir dikiş iğnesi yardımıyla buraya gizlice, bakın, içe doğru katlayarak dikeceğim. Her tarafından yaklaşık böyle 1 santim, yarım santim kadar içeride olacak şekilde, ki bunu ben daha önce bir kılaç yapmıştım, yine oldukça basit. Yine açıklamalara linkini eklerim. Şu şekilde iç kısmını kaplayabiliriz. Baştan, hiç dikiş makinesi olmaksızın. Zaten bu sonrasında katlandığında iç kısmında düzgünce kalacaktır. Diğer yöntem ise kenarları diktikten sonra şöyle bir çanta formunu aldıktan sonra ben ne yapıyorum? Dikiş makinesinde bunu kıvırıyorum. Ölçümüz ne kadarsa buradan ölçüyü alıyorum, kesiyorum. Şimdi kıvırdık ya, bu iki kenarını dikiyorum. Burayı görmeyelim. Bunu çantanın içine yerleştiriyorum. Bu sefer gizli dikişimi içeriden sadece bu iki kenar üzerinde yapıyorum. Herhalde anlatabildim. Çünkü burada dikiş dikmek çok kolay değil. O yüzden ancak tarif edebilirim. Ama ilk yöntem, evde dikiş makinesi olmayan, iğne ipliği olan herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bir sistem. Gelelim çantamızın dikimine. Dikiş yerlerinin içeride kalması için tersinden dikeceğiz. Burası trabzanlarımızın tersi, burası düzü. Dolayısıyla biz katladığımızda şöyle bir katlama olacak ki, aman bunu şaşırmayalım. Dolayısıyla burası benim örgümün düz tarafı. Biz tersinden dikeceğiz. Ve çevirme işlemini yapacağız. Bu noktada bir yün iğnesi ya da böyle arkası büyük, rahat kağıt ipimin geçebileceği bir iğneyi alıyorum. Ve karşılıklı, zaten sayılarım da aynı biliyorsunuz. Şöyle karşılıklı getirerek basitçe dikiyorum. Özel bir şey yapmıyorum. Çünkü zaten çevireceğim ve bu kısım içeride kalacak. Bunu her iki tarafa da uygulayacağız. Şöyle bakın. Bir buradan bir buradan alarak düzgünce dikeceğim. Astarlamada birinci sistemde bu dikiş işlemini yapmadan astarlıyoruz. İkinci gösterdiğim torba gibi önce dikilen sistemde ise çantamız bitiyor. Ondan sonra içine yerleştirerek bunu yapıyoruz. Şimdi bu şekilde her iki tarafı da dikeyim. Ters çevirelim ve son püskülleme işine geçelim. Çantamızın kenarlarını diktik. Bakın, bu halde bile kullanılabilir. Düzünden bile dikebilirsiniz.
Hiç belli bile değil. Ama şimdi biz ne yapıyoruz? İç tersi yapıyoruz. Ve de çantamızın genel işini aslında bitiriyoruz. Şöyle çevirdik. Geldik püskülleme işine. Bu arada raf ve iple de oldukça güzel olur. Sadece bir tık daha yumuşak dokuda olacaktır. O noktada içine keçe ya da eva kağıt kullanan hanımlar olduğunu biliyorum. Onlar da iyi bir seçenek. Şimdi kağıt ipi örmekte çok zorlanıyorum diyenler olabiliyor. Onlar için de bir seçenek olsun. Şöyle kapağımızda gördüğünüz gibi gayet güzel oturdu. Şimdi gelelim püsküllerine. Elimizle de iyice bir form verdik. Püskülün uzunluğu tamamen size bağlı. Ben yaklaşık şöyle göstereyim. 15 santimlik parçalar ayırdım. Zaten oldukça fazla trabzanımız var. Dolayısıyla her birinin içine bir tane yapmak yeterli. Burası da şalın kenarlarına taktığımız püsküller vardır ya, aynı mantıkla takacağız. Şöyle açalım. Yani sıra sıra bütün trabzanları yapacağız ama şuradan göstereyim. Bakın böyle geçiriyorum. Umuyorum net görünebiliyordur. Şöyle birazcık daha açımı değiştireyim. Buradan geçiriyorum ilmeğimi. Bunun içinden de bu iki tanesini geçirerek sıkıştırıyorum. Zaten kağıt ip olduğu için öyle atma falan yapmaz. Bu arada başlangıçta daha ilk sıramıza başlarken hani ilmeklerin arkasına batmıştık. Bakın onun sebebi bu. Burada güzel bir görüntü olması adına. Bir kez daha görelim. İkiye katladım. Aslında o kadar güzel bir renk ki ışık yansımasıyla bazen açık bazen koyu görünüyor. Kusura bakmayın. Şöyle geçiriyorum bakın. Bunun içinden de bunu alarak sıkıştırıyorum. Her bir trabzanın üstüne bunları yaptığımda ki siz çok püsküllü severseniz bunu iki kat, iki tane iplikle de yapabilirsiniz ama bence tek kat yeterli. Yaparak ilerliyoruz. Şimdi klips olmayacak mı? Ya da ağzı açık mı olacak diye soranlar olabilir. Dilerseniz astar, terziden de yardım alabilirsiniz. Ağzına bir fermuar diktirebilirsiniz. Ya da hazır çıt çıtlar var mıknatıslı. Arkası böyle şeyli, geçmeli. Onları şu noktaya bir parçasını çıt çıt bile olabilir, cırt cırt olabilir. Bir buraya, bir de buraya takarak karşılıklı getirerek yapabilirsiniz ama hiçbire gerek yok aslında. Elimizde tutacağımız bir çanta. Dilerseniz buraya yine hazır deri objeler var, saplar var. Yine kendi ipinden de örebilirsiniz. Kanalımda farklı clutch modelleri var ki shell stitch örneği en çok izlenen videolarımdan bir tanesidir. Bu da en az onun kadar güzel ve ondan hatta daha kolay oldu. Örgüye yeni başlayanların, trabzan yapmayı bilenlerin rahatlıkla örebileceği bir taban oldu. Dediğim gibi bazen o tabanın alt kısmını oturtmakta zorlananlar var. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir çanta ortaya çıktı. Bu püskülleri de tamamladığımızda bitecek. Elimizde de güzelce düzeltelim. Hatta mümkünse böyle bir minderiniz falan varsa altına da koyun. Ütüleme aman yapmayın. Çünkü buhar bunu yumuşatır. Kalın minderinizi yatağınızın altına koyun. Bu güzel bir preslensin ve kullanıma hazır olsun. Bu şekilde dilimin döndüğünce kağıt ip gerçekten zor. Ellerimi de görebilirsiniz. Beni de oldukça zorluyor. Hele hele telefonla çekim yaparken masada bazı sarsıntılar olmuş olabilir. Bunlar için şimdiden özür dilerim. Ama genel mantığı anlatmaya çalıştım. Diliyorum faydalı olmuştur. Eminim harika şeyler yapacaksınız sizler de. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oynatma listelerimde kağıt iple yapabileceğiniz çok basit çantalar var. Biliyorsunuz kanalımda herkese yönelik çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Yazın da çok kullandığımız bu çantalar biri ve başka seçenekleri de üretmeye devam edeceğim. Dediğim gibi internette zaten muhakkak görmüşsünüzdür bu çantayı, eski modellerden biri. Bir de ben yorumlamak istedim.
Diliyorum faydalı olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ha, bu arada kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Instagram'da yine Atölye Hobiyim. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.